اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا حبيب الله elfi salat ve 10000 selam aleyke ya seyyid evvelin ve ahirin Yüce Rabbim her birimizin hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu imanlarımızı kamil, amellerimizi salih, niyetlerimizi halis eylesin. Rabbim ibadet hevesimizi ibadet kalitemizi, ihlasımızı, tekvamızı, güzel ahlakımızı ve ahiret azığımızı gün be gün ziyade eylesin. Dünyadan ahirete göçerken hazırlıklı bir şekilde göçebilmeyi, acciluni, acciluni, bir an önce beni kabre götürün, bir an önce beni makamıma götürün diyebilenlerden olmayı, ruz mahşerde, Habibinin Livaul Ham sancağı şerifi altında toplaşabilmeyi, Sırat Köprüsü'nü ilk geçenler arasında bulunabilmeyi, Cemalullah'ı doya doya seyredebilmeyi, Rabbim her birimize, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza, çocuklarımıza, hocalarımıza ve talebelerimize, sevdiklerimize ve sevildiklerimize nasip eylesin. Yüce Rabbim bu salgın hastalığı rahmetiyle defu rafu izale eylesin. Yaklaşan Ramazan-ı Şerifi huzur içerisinde bol ibadetlerle, sohbetlerle, güzel güzel teravihlerle, dualarla değerlendirebilmeyi Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimize, hepimize nasip ve müyesser eylesin. İçinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif'i cümlemiz hakkında bereketlere vesile eylesin. Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya etmeyi, Kadir gecesini idrak edip ihya edebilmeyi de Rabbim her birimize nasip eylesin. İstikameti bozuk olan haramlara daldırmış, günahlara saldırmış, ibadetlere sırtını çevirmiş, camiye küsmüş, cemaate küsmüş, abdese küsmüş, namaza küsmüş, küsmüş. Şehvetinin ve nefsinin esiri olmuş ve cehenneme doğru koşmakta olan nice çocuklarımız, aile bireylerimiz, komşu ve akrabalarımız varsa bu yolculuğun ve gidişatın ne kadar tehlikeli olduğunu fark etmelerini, en kısa zamanda samimi tevbe ile tevbe etmelerini ve cennete doğru yönelmelerini Rabbim nasip eylesin. Rabbim beni ve sizi kıymetli izleyenlerimi buluğ gönlümüzden bugüne kadar ruz mahşerde hesabını vermekte zorlanacağımız, mahşup olacağımız, rezil olacağımız ne kadar yanlışlarımız olduysa, hesbel beşer ne kadar kusurlarımız olduysa ama nefse esaretten ama şeytana kölelikten, ama şeytan gibi çevredeki insanların eskisinden, kısacası gafletten kaynaklanan nice yaramazlıklarımız ve yanlışlarımızı amel defterlerimize kaydettirdiysek, Yüce Rabbim yaklaşan Ramazan-ı Şerif hürmetine, Ramazan-ı Şerif'te nazil olan Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine ve yine Rabbim sevdiklerinin reisi olan, Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bu günahlarımızı silsin ve yok eylesin. Hatta seyyiatımızı hasenata tebdil eylesin. Rabbimizin rahmeti sonsuzdur. Bu dualarımızı kabul etmeye layıktır. Yüce Rabbim Celle Celaluhu bu dualarımızın tamamını kabul eylesin. Dünyadan ahirete göçerken, kabre girerken, cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, hayat ne için bize verildi? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah Celle Celaluhu öyle bir Allah'tır ki, ölümü de yarattı, hayatı da yarattı. Peki, sonunda ölüm olan bir hayatı ne için yarattı? Liye اَيُّكُمْ ey yüküm ehsenü amele. Hanginiz daha güzel amel ortaya koyacak? Bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım diyor. Yani Allah Teala'nın bizden beklediği nedir? Hangimiz daha güzel amel ortaya koyacağız? Bir insanın zengin olması olmaması çok önemli değildir. Allah takdir ederse zengindir, takdir etmezse zengin değildir. Ve zenginlik de bir nefes hükmündedir. Gözümüzü yumduğumuz zaman zenginliğimizin bizimle bir alakası kalmıyor. Gökdelenlerde 20. katlarda, 30. katlarda oturan, 250 metrekarelik, 500 metrekarelik dairelerde oturan hizmetçilerle beraber efendim ihtiyaçlarını gideren bir eli balda, bir eli yağda süper zengin insanlar, zenginliğinin, servetin hesabını bilmeyen insanlar öldükleri zaman 20. katta 30. katta olmayacaklar. Herkes gibi toprağın altında bodrum katta olacaklar. 350 metrekarelik mezarlarda yatmayacaklar. Daracık bir mezarda yatacaklar. Yanlarında ne internet var, ne telefon var, ne televizyon var, hiçbir şey yok. Çek de yok, senet de yok, kalem de yok, kağıt da yok. Dolayısıyla önemli olan eğer bunlar olsaydı giderken bunları götürmek lazımdı. Giderken bunların hiçbirisini götüremediğimize göre, geldiğimiz gibi gittiğimize göre, gelirken çırılçıpla geldik, üzerimize, üstümüze, başımıza beyaz bir bez sardılar. Adına kundak dediler. Giderken de soyup soğana çeviriyorlar. Üzerimizde elbise namına bir şey bırakmıyorlar. Yine beyaz bir beze bizi sarıyorlar. Adı kundak bezi değil de kefen bezi. Kundak bezi ile kefen bezi birbirine çok benzerler. İkisi de beyazdır. İkisi de çırlı çıplak olan insanlara sarılır ama fark nedir arada? Birisi doğan çocuğa sarılıyor, birisi ölen çocuğa diyelim. Ölen insana sarılmış oluyor. Hem kundak ne diyor, yavrum sen dünyaya geldin, hiçbir şeyin yoktur. Bu bezi senin için hazırladık, üşüme, buna sarıl da efendim kendini korunmuş koruyalım bununla beraber demiş oluyoruz. Ölen insana da ne diyoruz? Üzerindeki elbiseleri çıkarıyoruz. Bunlar senin zannediyordun, bunlar senin değildir. Artık bunlar senin işine yaramaz. Bitti. Sadece elbiseler değil, servet de bitti. Arabada başkasının, fabrikada başkasının, mağazalarda başkasının, banka hesaplarındaki paralar da başkasının, hiçbirisi artık onun değildir. Varislerindir. Alacaklar varsa onlara aittir. Artık ey insanoğlu, Servetlerin, varislerin ve alacakların arasında taksim edilmiştir. Üzerindeki elbiselerin de sana ait olmadığını bil, bunları da çıkarıyoruz. Ayağındaki çoraba varıncaya kadar çıkarıyoruz. Ve seni yıkıyoruz. Doğan çocuğu yıkadıkları gibi seni de yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra da insanoğluna hürmet edilir. Bu şekilde mezara konacak yerde beyaz bir kefene sarılıyor, beyaz bir kefenle beraber kabre yerleştiriliyor. Doğan çocuk kundağa yerleştiriliyor. Ölen adam mezara yerleştiriliyor. İşte asıl servet nedir? Mezara girdiğimiz zaman sahip olduğumuz servettir. İmanımız bizimle gelir. Salih amellerimiz bizimle gelir. Biz bu dünyada işte kabre giderken götürebileceğimiz, mahşere giderken götürebileceğimiz sermayeyi kazanmak için geldik. İşte güzel amel bunu ifade eder. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel güzel amel gerçekleştireceksiniz? Bunu imtihan etmek için Allah Celle Celaluhu size hayatı verdi, hayattan sonra ölümü verdi buyurmaktadır. Bundan dolayıdır ki kıymetli izleyenlerim, her birimiz ne kadar güzel bir eve sahip olduğumuzu elbette merak ederiz. Ne kadar kaliteli bir arabaya sahip olduğumuzu veya sahip olmayı çok hedefleriz, arzu ederiz evimiz iyi olsun, işimiz iyi olsun, maaşımız güzel olsun, arabamız iyi olsun, yazdığımız olsun, pikniğimiz olsun vesaire deriz. Elbette insanoğlu bunlara ihtiyacı vardır, bunların iyi olmasını arzu edebilir. Ama unutmamak lazım ki bunlar bir nefes hükmündedir. Nice insanlar çok kaliteli ev arzu etmişlerdir, gönlüne göre evi yapmışlardır, daha bitmeden kendisi bitmiştir. Bir gün bir gece evde kalamamıştır. Nice insanlar vardır ki gözüne göre, gönlüne göre hayalinde hayal ettiği, büyüttüğü efendim bir arabayı almıştır ama o araba onun ölümüne vesile olmuştur. Arabası kendisine mezar olmuştur. Bunlar aldatıcı metadır. Meta'un galil bunlar azıcık metadır. Meta'ul gurur aldatıcı metadır. Gerçek servet hangisidir? Gerçek servet ölümle kabre giderken, mahşere giderken götürebildiğimiz servettir. Bundan dolayıdır ki biz Müslümanlar olarak Allah'a ve ahiret gününe inanmış insanlar olarak nereye odaklanmamız lazım? Allah'a, kulluğa odaklanmamız lazım. Dünyada arzu ettiğimiz şeyleri gerçekleştirme noktasında acaba helal midir, haram mıdır? Rıza ilahiye muvafık mıdır, değil midir? Bu soruları sorarak dünyadaki arzu ve isteklerimizin peşine koşmalıyız. Bir arzu ve isteğimiz var ama Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir arzu ve istekse, Bundan arzumuz olsa bile elimizin tersiyle onu itip kaçmamız lazımdır. Çünkü biz bu dünyada yaratıcı tarafından sınavdayız, imtihandayız. Onun sevgisini kaybedersek, onun ilgisini kaybedersek, onun gazabına duçar olursak bize kim imdad edebilir? O kovduktan sonra bize kim kucak açabilir? Ya Allah Celle Celaluhu ya ona dostluk veya şeytan gel bana dost ol diyor. Ancak şeytan kendisine dost olanları ahirette davacı olacak. Diyecek ki benim "O ma kana min sultanin. Benim sizin üzerinize bir hakimiyetim yoktu. Askerim, polisim yoktu. Ben sizi zorla meyhaneye götürmedim. Zorla namazı terk ettirmedim. Zorla kumar oynatmadım. Zorla küfrettirmedim. Benim böyle bir gücüm yoktu. İlla en da'utukum. Ben sizi davet ettim. Gel gel dedim. Vesvese verdim." Festecep tümli siz de koşa koşa bana geldiniz. Ya Allah'ı dinleseydiniz beni niye dinlediniz diye şikayet edecek. Yani insan bugün dünyada şeytanı dost eder ama yarın ahirete şeytan neden Allah'ı değil de beni dost ettin? Sen beni şikayet etmeye hakkın yoktur. Allah sana benim senin için apaçık düşman olduğumu söylediği halde neden beni dinledin diye orada şeytan tabiri caizse kendisini savunmuş olacak. Bundan dolayıdır ki biz ibadete odaklanmalıyız. Rabbimizin rızasına odaklanmalıyız. Dünyada yapacağımız dünyalık işlerimizi, maddi ihtiyaçlarımızı rıza ilahiye muvafık bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Şöyle bir soruyu kafamızda düşünelim. Biz arabamızda ailece çoluk çocuk bir yerde kahvaltı yapmaya gider miyiz? Piknik yapmaya gider miyiz? Yemek yemeye gider miyiz? Hadi gezelim deyip de bir seyahata çıkar mıyız? Çıkarız. Yani arabamız bizim her türlü keyfi ihtiyacımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı da görmektedir. Peki aynı araba namaz vakti geldiği zaman biraz uzak olan camiye neden bizi götürmüyor ki? Yani bu araba piknik ihtiyacımızı görüyor da cami ihtiyacımızı neden görmüyor? Görmesi lazım. Yani arabaya, eve ve bir takım maddi imkanlara odaklanırken rızayı bari baz alarak odaklanmamız lazım. Ben bu arabayla ne yaparsam Rabbimin rızasını kazanabilirim. Ben bu fabrika ile ne yaparsam Rabbimin rızasını kazanabilirim. Ben bu kabiliyetle ne yaparsam Rabbimin rızasını kazanabilirim. Bu soruları kendimize sorup cevaplarını aramamız gerekmektedir. Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızda namazla ilgili bölümler, gece ile ilgili bölümlerde bıraktığımız yerden devam edelim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece teheccüd namazına kalkınca Cenab-ı Hak'tan neler isterdi, nasıl dua yapardı? Bölümümüzde bununla ilgili hadis-i şerifler var. An Aişe radıyallahu anha, Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha'dan mervidir ki kâlet şöyle dedi. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ize steykaza minel leyl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uyandığı zaman Gale şöyle dermiş, uyanır uyanmaz. La ilahe illa ente subhaneke Allahumma ve bihamdik estağfiruke li ve es'elüke rahmetek Allahumma zidni ilma ve la tuzigh kalbi ba'de hedeyteni ve habli min rahme inneke entel vehhab Evet, bu duayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece kalkınca yapardı diyor annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu bu hadisi şerifte duada neler vardır? Şimdi onları görelim. Biz Arapça metnini ezberleyip dua ezberleyip yapabilirsek ne ala aliyyül ala. Ama onu yapamayınca Türkçe dua olmaz mı? Elbet Türkçe elbette Türkçe de olur. Ben şimdi bunun tercümesini yapmış olayım ezberleme istatına sahip olan kardeşlerimizi elbette orijinal şekliyle bunu ezberlemeye davet ederiz. Ama ezberlemek kolay değildir, zordur, zaman alır derseniz zaten Türkçesini söylemiş olacağım. En azından bu Türkçeleri ile Rabbimize can gönülden samimi bir şekilde yalvarmalıyız. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz geceleri teheccüde kalkınca bu dua ile dua ederdi diyor annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ne diyormuş duada bakalım? La ilahe illa ent. Allah'ım senden başka ilah yok. Sen varsın. Senden başka mabut yoktur. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Allah'ım senin 90 sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Estağfiruke li bi, Allah'ım günahlarım sebebiyle senden özür diliyorum beni bağışlamanı istiyorum. Amel defterimi temiz, tertemiz yapmanı istiyorum. Günahlarımı amel defterimden silmeni istiyorum. Ve es'elüke rahmetek. Allah'ım ben senden rahmetini istiyorum. Bana merhamet etmeni, bana acımanı rahmetinle, mağfiretinle bana muamele etmeni istiyorum. Allahümme zidni ilma. Allah'ım ilmimi artır. Seni Şeriat-ı Kerramayı daha iyi bilmeye beni muvaffak eyle, ilmimi ziyade eyle. Ve la tuzigh qalbi ba'de iz Allah'ım, beni hidayete erdirdikten sonra, gerçekleri bana kavrattıktan sonra kalbimi kaydırma. Bu nimetlerden beni mahrum eyleme. Ve heb li Allah'ım, ben layık olduğumdan değil, senin kendi lütuf ve kereminden Rahmetinle bana hibede bulun. İnneke entel vehhab. Sen çok ziyade bağışlayıcı, hibe edicisin. Lütuf ve keremde bulunucusun. Hazreti Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu gece kalktığında yaptığı duada bunlar var. Neyi görüyoruz burada kıymetli kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ikrardan sonra ve tesbih edip Noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade edip hamd ile beraber de efendim tesbihi taşlandırdıktan sonra efendim günahlarının affını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Cenab-ı Hak'tan rahmet ve merhamet talep ediyor. İlmin artmasını talep ediyor. Ondan sonra kalbinin hidayete erdikten sonra kalbinin kaydırılmamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor lütuf ve keremiyle kendisine rahmetinden ihsanlarda bulunmasını talep ediyordu. Hazreti Ayşe annemizin bize öğrettiği duada. Öyleyse geceleri kalktığımız zaman ellerimizi kaldırıp ama Arapçasıyla, orijinaliyle ama Türkçesiyle en azından aklımıza kaldığı, kaldığı kadarıyla yalvarıp yakarmalıyız. Başta La ilahe illallah veya La ilahe illa ente Subhanekallahumma ve bihamdik diye başlayabilirsek daha güzel olur. Daha kaliteli olur. Bir sonraki hadis-i şerifte bir başka raviden bakalım ne ne duyacağız. Ve an Muadib ibn Cebel radıyallahu anhu قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Muadib ibn Cebel radıyallahu anhu efendimiz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. Ma min مُسْلِمٍ yebitu ala zikrin tahiran Ma min مُسْلِمٍ hiçbir Müslüman yebitu uyur uyursa gecelerse ala zikrin zikir üzere uyursa tahiren abdestli bir şekilde temiz bir şekilde uyursa feyetear min min gece uyanır hareket eder uyanırsa yani zikir üzere abdestli bir şekilde uyudu sonra uyandı min el gece fes elullah'a hayran Allah'ım senden hayır istiyorum senden iyilikler ve güzellikler istiyorum derse illa a'tahu iyya Allah Celle Celaluhu ona istediğini verir. Burada ne vardır kıymetli kardeşlerim? Yani bir, Müslüman yatarken iki şeye dikkat etmesi lazım. Bir, abdesti bir şekilde, temiz bir şekilde yatmalı. İki, zikir üzere yatmalı. Dualarla zikir üzere yatmalı. Bir insan yatarken tevbe ile, istiğfar ile, salavat-ı şerife ile, zikir ile yatarsa, bir de abdesti bir şekilde yatarsa, gece uyanır uyanmaz, kalktığında Allah Celle ve Ala Hazretlerine yalvarıp dua ettiğinde Cenab-ı Hak ondan hayır isteyen bu kulunu boş çevirmez. Allah Celle Celaluhu ondan hayır isteyen bu kulunu boş çevirmez. Gece kalkınca duamızın makbul olması için yatarken iki şeye dikkat edeceğiz. Birisi zikir üzere yatmak, birisi abdestli bir şekilde yatmak. Uyandık gece, kendimize geldik, hemen boş durmamalıyız. Cenab-ı Hak'tan mağfiret, merhamet talep etmeliyiz. Arzu ve isteklerimizi Cenab-ı Hakk'a arz etmeliyiz. Bir sonraki hadisi şerife geçiyoruz. An şerikin el hevzeni. Evet. Şerik-i hevzeni'den rivayet edildi ki, Kale dedi ki, Dekaltu ala Aişete radıyallahu anha. Hazreti Aişe radıyallahu anha'nın yanına girdim. Feseeltuha. Feseeltuha. Ona şöyle bir soru sordum. Bir mekana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeftetihu izâ hebbe minel leyl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uyandığı zaman ne ile başlardı, ne söylerdi, cümleleri, ilk cümleleri ne olurdu diye. Fekalet Hazreti Ayşe annemiz de demiş ki, Se'elteni an şeyin ma se'eleni anhu ahadun kablek. Öyle bir soru bana sordun ki bu soruyu senden önce bana kimse sormadı. Kâne idâ hebbe minel leyli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece uyandığında kebbera aşran on defa Allahu Ekber derdi ve hamidallaha aşran on kere de elhamdülillah derdi. Ve gâle subhanallahi ve bihamdihi aşran on defa da subhanallahi ve bihamdihi derdi. Ve gâle subhanel melikil kuddûs aşran subhanel melikil kuddûs on kere söylerdi. Ve estağfirallaha aşran on kere de derdi ve hellele Allah'a aşran on kere de la ilahe illallah derdi. Sayacak olursak on kere Allahu Ekber, on kere Elhamdülillah, on kere Sübhanallahi ve bihamdihi, on kere Sübhanel Melikil Kuddus, on kere Estağfirullah, on kere la ilahe illallah derdi. Sümme kal, ondan sonra da şöyle derdi. Allahümme inni e'udu bike min zîqi dünya ve zîqi yevmel Allah'ım dünyanın sıkıntılarından, meşakkatlerinden, hastalıklarından, borçlarından, zulmetlerinden sana sığınırım. Yani dünyada benim moralimi bozacak, beni strese sokacak, canımı sıkacak, ne kadar sıkıntılar varsa, onlardan sana sığınırım, senden başka sığınacak kapım yoktur. Allah'ım kıyametin sıkıntılarından, sekeratından, korkunç manzaralarından da sana sığınırım. Hem dünyanın hem ahiretin sıkıntılarından sana sığınırım derdi. Bunu da on kere söylerdi. Sünme yefteti salâh. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazına başlardı. Demek ki namazdan önce bu duaları ve tesbihleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz yapardı kıymetli izleyenlerim. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin her anı hele hele gecenin o derin saatleri mükemmel bir şekilde değerlendirdiği dua ile zikirle namaz ile değerlendirdiği altın vakitlerdi. Kıymetli izleyenlerim bu bölümün üçüncü faslına geldik. Ebu Sa'id radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildiğine göre قال şöyle der Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme izâ qâme leyli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkınca kebbera Allahu Ekber dermiş. Thümme sonra Sübhâneke ve bihamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük ve la ilahe gayruh dermiş. Bildiğimiz Sübhaneke duasını, tesbihini okurmuş. Sümme yekulu ondan sonra da Allahu Ekber kebira dermiş. Manası nedir? Subhanek'e Allahümme ey Allah'ım seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ve bihamdike ve sana hamd ederim. Bütün hamdler sana layıktır. Dolayısıyla hamdlerimi sana tahsis ederim ve tebara kesmuke senin ismin çok yücedir. Senin şanın çok yücedir. Hayrı bereketi çoktur. Ve teala ceddüke senin azametin yüceler yücesidir. Efendim anlaşılması, erişilmesi mümkün olmayacak kadar yücedir. Ve la gayruke senden başka ilah yoktur, mabud yoktur. Üzerimizde tasarruf hakkına sahip kimse yoktur. Sümme yekul ondan sonra Allahu ekber kebira. Allah en büyüktür. Gerçekten en büyük Allah'tır der. Sümme yekul ondan sonra da şöyle derdi. Ebu Said radıyallahu anh efendimizin rivayetinde. Eûzu billahi semî'il alîm mineşşeytânirracîm min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Allah'a أعوذ بالله Allah'a sığınırım. Es-Semi'il Alim her şeyi bilen, her şeyi işiten Allah'a sığınırım. Mineş şeytanir racim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi şeytanın vesvesesinden şey şeytanın ihvasından şeytanın kibir ve ucbundan ve nefzihi şeytanın insanı etkilemesinden, sihretmesinden Allah'a sığınırım derdi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sultanül Enbiya peygamberlerin sultanı olmasına rağmen şeytanın şerrinden, kovulmuş şeytanın şerrinden, mesvesesinden, ıgva ve idlalinden Allah'a sığınıyorsa biz de o duanın makbul olduğu saatte bunu yapmalıyız. Cenab-ı Hakk'a sığınmalıyız. Allahsız bizim ne halimiz, ne zamanımız olabilir? Bu sıkıntılardan Allah'a sığınmayacağız da kime sığınmış olacağız? Elbette Cenab-ı Hakk'a sığınmış olacağız. Hem de duanın makbul olduğu bir saatte. وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَابٍ الْاَسْلَم۪ي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالِ Rabia bin Kab el-Estemi radıyallahu anh efendimiz diyor ki Kuntu ebitu inde hücretin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı odaya yakın bir yerde gecelerdim. Bir hizmet çıkarsa seve seve bu hizmeti yapayım diye. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan mescide geçince hemen onunla beraber geçeyim. Oradaki ibadet tarzını da başından sonuna kadar görmüş olayım örnek almış olayım diye efendim onun odasının hemen yakınında gecelermiş. Fekuntu esmauhu iza qama gece kalktığı zaman yaptığı duaları duyardım diyor. Çünkü perde beton yoktu arada. Beton hiç yoktu, tuğla bile yoktu arada. Arada ses yalıtımı söz konusu olmadığı için gece kalktığında yaptığı duaları o odanın kenarında dışında beklediğimden dolayı duyardım yakulu şöyle dermiş. Subhan rabbil alamin el hawi. Sonra yakulu Allahi ve bihamdihi el -haviyy. Evet. Ne dermiş? Subhan rabbil alamin. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim dermiş. el yani bir süre sayı saymamış bu. Bir süre Subhanallah Subhan Rabbil Alemin Subhan Rabbil Alemin Subhan Rabbil Alemin diyormuş. Sümme yekul ondan sonra da şöyle diyormuş. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ve bihamdihi el uzun bir sürede öyle söylüyormuş. Kıymetli izleyenlerim Aleyhissalatu vesselam efendimizin gece kalktığında yaptığı dualar, yaptığı tesbihler hep bize neyi gösteriyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'a odaklanmış tabiri caizse. Ahirete odaklanmış, ahiret sermayesine odaklanmış. Hiç boş vakit geçmiyor. Uykuyu zaten ibadete güç ve kuvvet bulmak için uyuyor. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin uykusu benim gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyerek uykusunun bile mükemmel bir ibadet olduğunu uyanık ve ayık geçtiğini ifade ediyor. Uyanır uyanmaz yaptığı dualarla bize örneklik teşkil ediyor. Nasıl olmalı bir Müslüman? Yatarken zikir ile yatmalı. Abdestli yatmalı. Dua ile yatmalı. Yatarken kalka kalkamayacağının hesabını yatmalı. Bizim dostlarımızdan birisi efendim, her gün sabah namazına mutlaka gelirdi cemaatten. Her gün gelirdi. Bir gün sabah namazında yoktu bizim dikkatimizi çekmişti Bir de saat 8-9 olunca bir haber geldi ki rahmetli oldu e nasıl rahmetli olmuş ee, sabah ezanı okunurken bir ufak bir hareket etmiş ama kalkmamış hanımı ya bu mutlaka sabah namazına giderdi uyandırayım onu uy uykuya kalmıştır uyuya kalmıştır diyerek dürtmüş onu Efendim Efendim sabah namazı demiş bakmış ki sabah namazı Efendim e, yok. Yani namaz var da namaza gidecek adam yok. Tabii kadın çığlıklarla kocasının öldüğünü anlamış. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu kardeşimiz akşam yatarken sabah namazına gideceğim diye o niyetle yatmıştır. Çünkü her sabah geliyordu. Ama gelemedi çünkü ömrü vefa etmedi. Demek ki biz de yatarız fakat kalkamamış olabiliriz. Bir böyle yatıp kalkamamak vardır. Bir de yarın kimi aldatacağını, aldatacağının hesabını yaparak, kimden neyi nasıl çarpacağını, kimi nasıl aldatacağının hesabını yaparak veya hangi haramları, hangi günahları nasıl işleyeceğinin hesabını yaparak yatmıştır ama kalkamamıştır. Birisi öyle, birisi böyle. Onun için biz yatağımıza yattığımız zaman kalkamayacağımızın hesabını yapmamız lazım. Evimizden çıktığımız zaman akşam eve dönemeyeceğimizin hesabını yapmamız lazım. Onun için evden çıkarken tatlı çıkmamız lazım. Milleti küstürerek çıkmamamız lazım. Yani akşam eve dönemediğimiz zaman gönül kırgınlığıyla beraber ayrılmış olmamalıyız. Yani eve girişimiz, arkadaşlarımız ve dostlarımızdan ayrılışımız, iş yerimizden ayrılışımız oluyor. Bir daha o iş yerine dönemeyebiliriz. Buradaki hukuku gözetmeliyiz. Evimizden çıkarken eve bir daha dönememeli, dönemeyebiliriz. O zaman evdeki hukukumuzu da gözden geçirmeliyiz. Hani Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh efendimizin bize tavsiyesi akşam olduğu zaman, akşama vardığın zaman sabaha giremeyeceğinin hesabını yap. Ona göre yat. Dolayısıyla tevbeni yaparsın, istiğfanı yaparsın, duanı yaparsın. Yapılması gereken vasiyetlerin varsa bunları yaparsın. Yapılması gereken vasiyetlerden neyi kastediyorum? Mesela birilerine borcum var. Borcun olduğunu sadece sen biliyorsa, bir alacaklı biliyorsa, çocukların bilmiyorsa, sen ölsen bu gece borcun olan insan, yani alacaklı insan geldiğinde varisler buna evet demeyebilirler. İspatlayamayınca evet demeyebilirler. Efendim zekat borcun olabilir, haç borcun olabilir, e, oruç borcun olabilir. Bunlar senin bilgindedirler. Yaparım öderim diye düşünüyorsun, akşam yattın kalkamadın. Ne olacak? Bunlar yarın hesabını vermek mecburiyetinde kalacaksın ama vasiyet edersen benim şu kadar oruç borcum var. Şu kadar zekat borcum var. Vasiyet ediyorum, verilsin derseniz o zaman servetinizden bunlar verilmiş olacak. Borçlu olarak değil de borçsuz olarak ahirete gitmiş olacaksınız. Yani akşam yatarken biz e, sabah kalkamayacağımızın hesabını yapmamız gerektiğini Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma bizlere tavsiye ediyorlar. Sabah olduğu zamanda Bağımıza, bahçemize, işimize gittiğimizde akşama eve dönemeyeceğimizin veya akşama varamayacağımızın hesabını yapmak lazım. Yani her gün rot balans ayarı yapmak lazım tabiri caizse. Her gün uzun bir yola çıkma durumuyla karşı karşıyayız. Her gün her dakika gece gündüz uzun bir yola çıkma e, durumuyla karşı karşıyayız. Arabamızın bakımını, rot balansını iyi yapmalıyız. Duamızı bol bol yapmalıyız, istifarımızı bol bol yapmalıyız. Hiçbir zaman kendimize güvenmemeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın engin ve sonsuz rahmetine güvenmeliyiz. Evet, bu dualardan, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in dualarından bu mesajı almaktayız. Ayrıca aleyhissalatü vesselam Efendimiz duaların tabiri caizse en güzelini bize öğretmiş oluyor. Yani dua yap yapacak olan insan aklına, neler gelir? Elbette Allahu Teala'dan meşru her şey istenir. Evlenecek olan insan helal süt emmiş, dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olabilecek hayırlı bir eş ister. İşi olmayan insan Cenab-ı Hak'tan hayırlı bir iş ister. Mutlaka hayırlısı olması lazım. Efendim, evlat isteyen insan Allahu Teala'dan mutlak evlat istemeyecek. Rabbi <laughs> hebli minas salihin. Allah'ım bana salihlerden birisini ver der. Ben hiç unutmuyorum. Bir cemaatimizden sevdiğimiz yaşlı cemaatimizden bir tanesi böyle kara kara düşünüyordu camiden çıkınca. Dedim ki kıymetli dostum dedim hayırdır kara kara düşünüyorsun bir sıkıntın derdin ızdırabın mı var dedim. O bana şöyle söyledi. Hocam sorma dedi. Bizde bir evlat var çok yaramaz bir evlattır. Sabahleyin evden çıkınca anası da ben de ikimiz de dua ediyoruz. Allah'ım bunu bir daha eve çevirme. Bunu öldür, başına bir bela gelsin, bir daha eve dönmesin. Bizi evde bizar bırakmıştır. Asla vakata bize huzur vermiyor ve anne baba olarak ciddi manada rahatsızız. Ölse de rahat edeceğiz diye çocuğunun ölümü için dua eden bir babayı gözümle gördüm. Hiç unutamıyorum manzarayı, o kardeşimizin mimiklerini unutamıyorum. Bunun için sizinle paylaşıyorum. Yani Allah'tan mutlak evlat istenmez. Bir evlat gelir ki ana olduğumuza, baba olduğumuza bin bir pişman oluruz. Mutlaka Allah'tan isterken servetin hayırlısını, efendim evladın hayırlısını, işin hayırlısını, eşin hayırlısını Cenab-ı Hak'tan istemek lazım. Yoksa kendi başımıza belayı almış oluruz. Bir servet var ki bizimle Allah'ı Allah'ımızın arasını açmış olur. Bizi gururlanmaya, kibirlenmeye sevk eder. Kendi kendimizi beğenmeye, kardeşlerimizle, kız kardeşlerimizle, annemizle, babamızla, akrabalarımızla soğuk davranmaya, uzak davranmaya, nasıl olsa ben bana yetiyorum, kimseye ihtiyacım yoktur, minnetim yoktur, havasını bizi büründürecek olursa, bu servet dost değil ki, bu panzehir değil, zehir olan bir servettir. Bir zenginlik anamla, babamla benim arama açıyorsa, bir zenginlik kardeşimle, kız kardeşimle benim arama açıyorsa, bir zenginlik fakir fukara ile, garip kurabayla, ile, hoca efendilerle, sohbet cemaatiyle benim arama açıyorsa, bu olsa olsa zehir olur, panzehir olamaz. Bundan dolayı dolayıdır ki, makam mı istiyorsun? İlla belediye başkanı olayım, illa kaymakam olayım, illa vali olayım, illa müdür olayım, illa şu olayım, bu olayım diye, şef olayım, müdür mavini olayım diye isteme. Allah'ım hayırlı ise bana nasip eyle. Hayırlı değilse nasip eyleme diye Cenab-ı Hak'tan özellikle hayırlısını istemek lazımdır. Servetimiz cehenneme girmemize sebep olabilir. Makam ve mevkimiz hesabını veremeyeceğimiz ve dolayısıyla cehenneme girmemize, ateşte yanmamıza vesile olabilir. Bir makam, bir mevki ki bizi cehennem ateşine götürüyor. Kim bunu ister ki? Bilsek ki bu makam benim ateşte yanmama sebep olacak. Kim bunu ister ki? Kimse benim ayranım ekşidir demez. Kimse makam beni bozar demez. Ama hep şahidiz ki birçok insanın makam bozmuştur. Birçok insanı zenginliği, serveti bozmuştur. Elbette bozulmayanlar, mütevazi olanlar, kibirden, gururdan uzak duranlar, efendim, garip gurebaya kol kanat gerenler, Onlardan birisi gibi kendisini hissedenler, onlara hizmet etmekten mutluluk ve şeref duyanlar vardır ama bunlar toplumda çok azdır. Nefis ve şeytan gibi bizim düşmanlarımız varken bunların şerrinden kurtulmak çok da kolay değildir. Onun için hep Cenab-ı Hakk'ın yardımına iltica etmek lazım. Allah'ım kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan sen beni muhafaza eyle aile bireylerimizi muhafaza eyle diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, yakarmak lazım. Kıymetli izleyenlerim, dersimizin bu bölümünde duanın her zaman geçerli olduğunu, duada sınır olmadığını, dua yapmanın da ibadetin ta kendisi olduğunu, yani Allah'a yalvarıp bir şeyler istediğimiz zaman Allah, Allah diyor muyuz? Zikir ve ibadet yapmış oluyoruz. Dünyalık da istesek, sonuçta bizim Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinden istememiz bir zikirdir, bir ibadettir, dua. Bundan dolayıdır ki dua her zaman yapılır. Gece gündüz leylem ve nehara abdesti abdestsiz her zaman yapılır. Dua bir samimi olmak lazım. Ama duanın özellikle gecenin üçte ikisi geçtikten sonra üçte biri döneminde yapılan dualar, kılınan namazlar onlar Diğer dualardan çok daha farklıdır. Obil eshârihum yestâfirûn. Seherlerde istiğfar ederler. Yebîtûne li rabbihim succeden ve kıyama. Geceleri böyle secdeye kapanırlar, kıyama dururlar, Allah Allah diye yalvarıp dururlar diye. Cenab-ı Hak özellikle gecenin derin saatlerini övüyor ve duanın en çok makbul olduğu vakitlerden, saatlerden birisidir. Başkalarına yalvarıp, hocam, kardeşim, abim, ablam bana dua et, sıkıntım var diye başkalarından dua et, istemek güzel şeydir, elbette güzel şeydir. Ama bizim kendimize o sıkıntımızdan dolayı gecenin o derin saatlerinde yapacağımız dua ise kibrit-i ahmerdir. Yani en faydalı dua zamanı ne zamandır? Gecenin o derin saatlerinde yapılan duadır. Bundan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uyanır uyanmaz hemen dua ettiğini görüyoruz. Hem Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha hem de diğer ravilerin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tesbih ettiğini, tekbir ettiğini ve dua ile yalvarışta bulunduğunu görmekteyiz. Bu duaların içerisindeki içerikler elbette önemlidir. Sadece bunlarla dua edilir. Bunlardan başkasıyla dua edilmez diye bir şey yoktur. Udu'uni bilekum. Rabbimiz siz bana dua edin, ben de sizin duanızı kabul edeyim diyor. Böylece bizi duaya teşvik ediyor. Onun için dünyalık, ahiretlik ne kadar işimiz varsa bir şart var. Meşru olmak şartıyla. İlla beni belediye başkanı yap, illa beni vali yap, illa beni kaymakam yap dersek yanlış olur. Hayırlı ise nasip eyle demek en doğrusudur. Çünkü orası bizim cehenneme düşmemize bir köprü olacaksa bizim için hayırlı değil demektir. Ne istersek Rabbimizden hayırlısını istememiz lazım. Hastalık gelir, hayırlı olabilir bizim için. Günahlarımızın kefaretine vesile olabilir. Her şeyin hayırlısını, sağlığın, saatin hayırlısını, evladın, servetin, makam ve mevkinin hayırlısını Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek lazımdır. Rabbim her birinizi, her birimizi duası mebrur ve makbul olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim seve seve dua eden, bilinçli, usul ve adabına riayet ederek dua edebilen ve duası da müstecab olan bahtiyar kullarından eylesin. Yine Yüce Rabbim her birimizi Gecenin o son saatlerin değerini bilmeye, o saatleri ayık ve uyanık geçirebilmeye, istiğfarlar ile, dualar ile, ibadetlerle, ruku ve secdelerle o anı en güzel şekilde değerlendirebilmeyi Rabbim bizlere, eşlerimize, çocuklarımıza nasip eylesin diyorum. Kıymetli dostlar, kıymetli izleyenlerim, bir sonraki dersimizde gece namazına kalkmayı teşvik eden hadisi şerifleri görmüş olacağız. Elbette biz bu hadisi şerifleri dinlerken, okurken kendimizi unutmamalıyız. Aile bireylerimizi unutmamalıyız. Duyduğumuz güzellikleri, bu duaları vesaire şeyleri, ibadetleri hayatımızda yoksa hayatımıza taşımalıyız. Bu vesileyle yaklaşan Ramazan-ı Şerifimizin bereketlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته